Ankara'daki değişim sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde şehirlerin silüetini bozan yüksek binalara ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti. Bu kapsamda Ankara'da tıraşlama işlemi başladı. Talimat sonrası Ankara'da ilk çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki rezidanslarda oldu. Bu binalarda önce ilk kat yeterli gelmeyince de ikinci kat alçaltıldı. Büyük binalar gerçekten kötü yani. Ya keşke öyle olmasaydı, keşke bina olmasaydı, beton olmasaydı da hep gece kondu, güzel olurdu. Aslında çok haklı Cumhurbaşkanımız. Elbette ki halk için iyi olur yani, millet için en güzeli. Rezidansa ve yüksek gökdelenlere karşıyım zaten. Ankara'da yapılan değişiklikler alçaltılan katlarla sınırlı değil. Yaklaşık günde 150 bin kişiye hizmet veren Aşti'de 25 dakikalık ücretsiz otopark süresi 50 dakikaya çıkarıldı. Vallahi zaten aracım yok ki gideyim. Aşti'ye gelene kadar daha vatandaşın bir sürü sorunu var. Başkentte bir Gökçek klasiği olan ulaşım zammı da yeni başkan döneminde yapılmadı. 2018'de ulaşıma zam yapılmayan başkentte yeni başkan Tuna'nın talimatıyla bazı indirimlere de gidildi. Tek binişlik kart 4 TL'den 3 TL'ye düşürüldü. Bu hayat şartlarında emekliysen yorum yok. Güzel olmuş 3 TL ise. Aldığımız para ne ki? Yola veriyor zaten. Tuna göreve geldikten sonra daha önce yüksek maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan dinozor heykelini kaldırmıştı. Hava alanı yolu üzerinde bulunan dev futbolcu ve kaleci heykelleri de yoğun trafik gerekçe gösterilerek kaldırılmıştı.